Merhaba arkadaşlar. Fonksiyon konumuzun ikinci videosuna sabit fonksiyon ile devam ediyoruz. A kümesindeki tüm elemanları, tüm elemanları buna dikkat edelim. B kümesine yalnız bir elemanla eşleyen fonksiyona sabit fonksiyon denir diyoruz. Mesela C elemanı da R için fx eşittir C'dir demiş. Şimdi burada x ne olursa olsun A kümesine alınan herhangi bir x elemanının tüm elemanların karşılığı bir C sabitine eşit olmasından bahsediyor. Mesela A ve B kümelerinde tanım kümesinde 1, 2, 3 elemanları değer kümesindeki C elemana ekmiş ya da başka bir elemana fark etmez. Ama her türlü birinde cevabı C, ikinde cevabı, de cevabı C, başka bir eleman olsa onun da cevabı C gelirse eğer bu ifade bir sabit fonksiyondur. Mesela bize fx'in 5 olduğunu söylemiş. x ne olursa olsun sonuçta buradaki karşılığını bize mesela normalde Şöyle bir ifade veriyordu. fx eşittir 2x artı 1 gibi bir ifade veriyordu. x'e ne değer verirsek buradakine göre değişiyordu. Değişkenli. Ama burada karşılığında bir x değişkeni olmadığı için fx fonksiyonunun değeri her türlü 1, 5 gelecek. Mesela f2 ifadesine baktığımız zaman sonuçta x'i mesela x yerine 2 yazdık ama karşılığında mesela buradaki gibi karşılığında yazabileceğimiz bir x değeri yok. Her türlü x yerine ne yazarsak yazalım karşılığında 5 gelecektir deriz. Aynı şekilde f55 x yerine 55 yazdık. Karşılığında bir x olmadığı için yine aynı şekilde cevabı bunun da 5 geldi. Dolayısıyla toplamları 10 oldu şeklinde ifade ediyoruz. Yani fx eşittir c ifadesini gördüğümüz zaman bu fonksiyonun sabit fonksiyon olduğunu anlıyoruz. Örneğimize bakalım. f r'den r demiş. fx fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre m kaçtır? Şimdi sabit fonksiyonu hemen aklımıza fx eşittir c geliyor. Yani x'i x değişkeninin kesinlikle olmaması lazım. Mesela bu fonksiyona baktığımız zaman bir x değişkeni var. Ama sabit fonksiyon olabilmesi için bu x'in gitmesi lazım. Gidip de direkt x'e 0 yazarak x'ten kurtulmuyoruz. x'in kat sayısını 0 yaparak x çarpından kurtulacağız. Çünkü 0 çarpı x'ten burası 0 gelecek ve x'ten kurtulmuş olacağız. Yani x'in kat sayısı burada m-3 verilmiş. m 3ü 0 yapan m değeri buradan nedir? 3. Fonksiyona yerine yazalım mesela. fx eşittir. m yerine 3 yazdık. 3-3'den 0. 0 çarpı x 0 geldi. Dolayısıyla sadece 2 kaldı. Ve sabit bir fonksiyon oluşmuş oldu. Dolayısıyla burada m'yi sormuştu bize. Cevabımız 3 geldi. 17. sorumuzda fx fonksiyonu sabit fonksiyon olduğuna göre f A artı b nedir? Şimdi sabit fonksiyon ise fx eşittir işte c gibi bir fonksiyon elde etmemiz lazım bizim. O zaman buradaki sabit yani buradaki karşılığındaki ifadede x'lerin olmaması lazım. Mesela x kare verilmiş. x karenin gitmesi için kat 0 yapmamız lazım. Aynı şekilde buradaki x'in de gitmesi için katsayısı sayısı yine 0 yapacağız. Burada zaten bir x yok. Şimdi öncelikle a artı 2 0 eşitlediğimiz zaman a'nın değerini bulduk. a eksi 2 geldi. Aynı şekilde b eksi 4'ü 0 eşitledik. b değerimiz buradan 4 geldi. İfadeyi düzenleyelim. fx eşittir. Burası zaten a yerine eksi 2 yazdığımız zaman 0 çarpı x kareden burası gitti. B yerine 4 yazdığımız zaman 0 çarpı x'ten burası da gitti. Burada yerine yazacağım. A yerine eksi 2 yazdık. B yerine 4 yazdık. Arada da eksi işareti var. Dolayısıyla buradan fx ifademiz eksi 6 geldi. Şimdi bizden a, e, f a artı b'yi istemiş. A değerimiz eksi 2 idi. B değerimiz 4. Yani bizden aslında f2'yi istiyor. fx fonksiyonumuzu bulduk. x yerine 2 yazalım. Burada karşılığında yazabileceğimiz bir x olmadığına göre her türlü f2'nin cevabı da buradan eksi 6 gelmiş oldu. Evet şimdi sabit fonksiyon ile güzel bir özelliğimiz var. F sabit fonksiyon ise fx eşittir. Eğer bu şekilde a x artı b bölü c x artı d gibi ifade verildiyse sabit fonksiyonlarda x'lerin kat sayılarını yani a'nın c'ye oranı sabitlerin oranına eşitleyerek çözümü ulaşıyoruz. 18. örneğimize bakalım. fx sabit fonksiyon ise m kaçtır? Bize verdiği gibi a x artı b bölü c x artı d formatında bir soru verilmiş. O zaman ne diyoruz? Bu sabit fonksiyon ise uygulayabiliriz bunu bir tek. X'in kat sayılarını sabitlerin oranını eşitliyoruz. Yani X'in burada kat sayısı M-1 bölü buradaki 2 bu oranı 4 bölü eksi 1'e eşitledik. Buradan bir içler dışlar çarpımı yapalım. Eksi M artı 1 eşittir 8. M'yi diğer tarafa gönderelim. 8'i diğer tarafa aldık. Buradan da M değerimiz eksi 7 geldi. Evet eşit fonksiyon ile devam edelim. F A'dan B'ye G de A'dan B'ye iki fonksiyon olsun. İkisinin tanım kümesi ve görüntü kümesi değer kümeleri aynı. Her x elemandır A için f x eşittir g x ise f ve g eşit fonksiyonlar denir diyoruz ve f eşittir g şeklinde de gösterilir. Fonksiyonların eşit olması için tanım ve görüntü kümelerini burada da ifade ettim zaten. Burada dikkatinizi çekmiştir. Tanım ve görüntü kümelerinin mutlaka eşit olması gerekir diyoruz. Örnekte bakalım. Reel kümesine tanımlı f ve g fonksiyonları için bize fx ve gx fonksiyonlarını vermiş ve bunların eşit olduğunu söylemiş. Buna göre a çarpı b nedir? Şimdi fonksiyonlar eşitse o zaman direkt fonksiyonların e, aynısı gelmesi lazım. Yani mesela x'ler verilmiş, x'lerin katsayılarının eşit olması lazım. Sabit kısmı verilmiş, sabitlerin yine aynı şekilde birbirlerine eşit olması gerekiyor. x'in katsayısı önce a artı 3, buradaki x'in katsayısı 5'e eşitmiş. Hatta şöyle yazalım öncelikle a artı 3x fx g eşit ise b eksi 2 eşittir. 5x eksi a eksi 6. Burada dediğim gibi x'lerin kat sayısını birbirlerine eşitliyoruz. Sabitleri birbirlerine eşitliyoruz. b eksi 2 burada eksi, eksi, a eksi 6 sabitler. a artı 3'ü 5'e eşitledik. a değerimiz buradan 2 geldi. Sabitlere bakalım. Burada sabit b eksi 2. Buradaki sabiti eksi a eksi 6 geldi. Şimdi A'nın değerini öğrenmiştik. Yerine yazalım. A yerine 2 yazacağız. B eksi 2 eşittir. 2 yazdığımız zaman eksi 2 eksi 6. Eksi 2'ler gitti. Buradan da B değerimiz eksi 6 geldi. A değerimiz 2. B değerimiz eksi 6. Bize çarpımlarını sormuştu. Dolayısıyla cevabımız eksi 12 geldi. Birim fonksiyonu ile devam ediyoruz. A'dan A'ya tanımlı bir F fonksiyonunda her x elemandır A için eğer fx eşittir x oluyorsa F fonksiyonu birim fonksiyon denir diyoruz. Birim fonksiyonu o zaman burada bizim için şifremiz neymiş? fx eşittir. Yani içerideki ifadenin aynısı x'e yani karşılığındakine eşit olacak. Mesela fx artı 1 eğer f bir birim fonksiyonsa fx artı 1 x artı 1'e eşit olmalı. f bir birim fonksiyon ise f 2x eşittir. 2x olmalı şeklinde ifade ediyoruz. Mesela a ve b kümelerini vermiş. Burada birin karşılığı 1'e gitmiş. x'i 1 ise karşılığı da aynı şekilde 1 olacak x'i 2 ise aynı şekilde karşılığı da 2 olacak. 3 ise 3 olacak. Şeklindeki ifadeler bize birim fonksiyonu ifade etmiş oldu. Örneğin de görelim. F R'den R'ye f(x) ile verilen fonksiyon birim fonksiyonu olduğuna göre m çarpı n nedir? Şimdi fonksiyon içerisine baktık. f(x) vermiş. O zaman bu f(x) ise eğer karşılığının da mutlaka eşitliğin karşısında buradakine eşit olması gerekiyor. fx eşittir x olacak. Yani biraz önce de söylediğim gibi eğer içerik ifade x artı 1 olsaydı karşılığında x artı 1 yapmaya çalışacaktık. Buradaki direkt fx verildiği için karşılığında x olması gerekiyor. Bu ifadeyi x yapabilmek için öncelikle buradaki x'in katsayısı nedir? Hiçbir şey yazmıyorsa 1'dir. x'in katsayısı olan buradaki 2m eksi 7'yi 1 yapmamız lazım öncelikle. Burada 2m eşittir 8'den m değeri 4 geldi. Şimdi buradaki 1 çarpı x sonuçta burada bir sabit yok. Yani buradaki sabitin 0 olması lazım. Hiçbir şey yazmadığına göre bunun x'e eşit olması için. Dolayısıyla buradaki sabit kısmı yani n artı 5 değerinin 0 gelmesi gerekiyor. N değeri de buradan eksi 5 geldi. Bize m çarpı n'yi sormuş. 4 çarpı eksi 5'ten cevabımız eksi 20 geldi. Evet 21. örneğimizde f2x artı 3 fonksiyonu verilmiş ve bunun birim fonksiyon olduğu söylenmiş. Buna göre m çarpı n ne nedir? burada biraz önce söylediğim gibi f 2x artı 3 fonksiyonun birim fonksiyonu olduğunu söylemiş. O zaman bu ifadenin sonucunun içerideki ifadeye aynı olması gerekiyorsa 2x artı 3'e eşit olması gerekiyor. O zaman nedir? x'in katsayısı 2. Yani burasının 2 olması lazım. Sabit kısmının da 3 olması gerekiyor. Yazalım. m eksi n artı 4 ifadesi 2 olacak. m artı n eksi 7 ifadesi 3 olacak. m eksi n tek başına bırakalım burada. Karşı tarafa gönderdik. Eksi 2. Burada da m artı n değeri karşı tarafa gönderdik. 10 geldi. Burada m ve n değerlerini bulmamız lazım. Yok etme metodunu uygulayabiliriz. Taraf tarafa topladığımız zaman n'ler gitti. 2m eşittir 8. m değerimiz de buradan 4 geldi. m herhangi bir yerinde yazdığımız zaman m 4 yazarsak buradan da n değerini 6 olarak buluruz. Çarpımlarını istemişti. 6 çarpı 4'ten cevabımız 24 geldi. Evet doğrusal fonksiyon ile devam edelim. A, B, R, elemanı olmak üzere F, R'den R'ye fonksiyonu verilmiş. Buna göre Fx eşittir Ax artı B biçimindeki fonksiyonlara doğrusal fonksiyon denir diyoruz. Bu ifadenin doğrusal olabilmesi için Fx eşittir Ax artı B şeklinde olacak. X'in katsayısının, para pardon X'in kuvvetinin burada 1 değil 2 olacak. Ona dikkat edelim. X üzeri 1 gelmesi lazım. Doğrusal bir fonksiyon olabilmesi için. 22. örneğimizde görelim f r'den r verilmiş fx fonksiyonu doğrusal bir fonksiyon ise hemen biraz önce dediğim gibi burada mesela ne vermiş fx eşittir x kare ama x kare olan bir ifade doğrusal olamaz. Dolayısıyla bu fonksiyonumuzu x kare ifadesinin kalmaması lazım. Bunun gitmesi için o zaman burasının kat sayısını sıfır yaparsak eğer sıfır çarpı x kareden dolayı sıfır olur ve burası gider. Bir düzenleyelim burasını o zaman 3m 2 ifadesinin sıfır olması için 3m eşittir 2 m değeri de buradan 2 bölü 3 gelecek. Şimdi düzenleyelim fx eşittir. Burası zaten gitti. Burada direkt 2x artı 7. Ve bu format direkt doğrusal fonksiyonun formatını vermiş oldu. 2x artı 7. Bizden de zaten m değerini istemişti. Cevabımız 2 bölü 3 geldi. 23. örneğimize devam edelim. F doğrusal fonksiyon olmak üzere f2 eşittir 7, f-1 eşittir eksi 5 ise f4 kaçtır demiş. Şimdi fonksiyon doğrusal bir fonksiyon dediyse direkt fx eşittir ax artı b şeklinde bir fonksiyon olmalı verilen bilgileri uygulayarak A ve B'yi bulabiliriz. X yerine 2 yazdığımız zaman F2 eşittir. Buradan 2A artı B değeri 7'ye eşit geldi. X yerine eksi 1 yazdığımız zaman eksi A artı B değerinde bize eksi 5 olduğunu vermiş. Şimdi bu iki denklem alt alta yazalım. 2A artı B eşittir 7. Eksi A artı B eşittir eksi 5. Taraf tarafa toplayarak yok etme metodu uygulayacağız. Şöyle yazalım. Mesela burasını eksiyle çarparsak B ile eksi B olacak burası gidecek. Eksi a ile eksi a'ydı. Eksi ile çarptık artı a. 2 a daha burası 3 a oldu. Eksi ile çarptık 5 artı 7'den 12 geldi. a değerimiz 4 oldu. a yerine yazdığımız zaman şöyle diyelim. a yerine yazdık. Eksi 4. Karşı tarafa gönderdik. b değerimiz de buradan eksi 1 oldu. Bize f4'ü sormuş. O zaman fonksiyonu bir düzenleyelim. fx eşittir a'yı 4 bulduk. b'yi de eksi 1 bulduk. x yerine de 4 yazdığımız zaman 4 çarpı 4 eksi 1'den f4 değerimiz 15 geldi. Çift ve tek fonksiyonları ile devam ediyoruz. F R'den R'ye bir fonksiyon verilmiş. Buna göre her x elemanı R için eğer f(-x) f(x) e eşit ise f fonksiyonu çift fonksiyon denir. Şimdi içerideki ifadeyi negatif vermişken fonksiyonun buradaki eksi yutup f(x) olarak çıktıysa fonksiyonumuz çift fonksiyon. Ama eğer f(-x) eksisini yutmayıp dışarıya gönderdiyse fonksiyonumuz tek fonksiyon olacaktır diyoruz. Hemen örnekte görelim. F, R'den R'ye bir fonksiyon verilmiş. Buna göre hangi fonksiyonların tek mi çift mi olduğunu buluruz demiş. Mesela f(x) fonksiyonu A şıkkında bakalım. X yerine eksi x yazdık. F eksi x'i kontrol edelim. X yerine eksi x yazdığımız zaman eksi x'in karesi artı 5 geldi. Eksi x'in karesi yine aynı şekilde x kare artı 5. X kare artı 5 ifadesi f(x)'in yine aynısı geldi. Dolayısıyla buradan f eksi x ifadesi f(x)'e eşit olduğu için fonksiyonumuz çift fonksiyon gelmiş oldu. Bir bakalım. E, fx yerine f x yazdık. x gördüğümüz yere eksi x yazdığımız zaman eksi x'in üçüncü kuvveti eksi 2 çarpı x yerine eksi x yazdık. Düzenlediğimiz zaman eksi x küp eksi 2 ile eksi x'i çarptık artı 2 x geldi. Şimdi burasını bu be, hale benzetmeye çalışalım. Mesela eksi parantezini alsak burasını x küp eksi 2 x gelecek. x küp eksi 2 x dediğimiz ifade f x. Başında eksisi var. Eksi f oldu. Dolayısıyla f eksi x ifadesi eksi fx'e eşit oldu. O yüzden de bu fonksiyonumuzda tek fonksiyon şöyle yazalım. Tek fonksiyon olacaktır diyoruz. Çift ve tek fonksiyonları bu şekilde bulabiliriz. Aynı zamanda şöyle bir ifade de söyleyebilirim. Mesela x'in kuvveti 2. Burada 5 çarpı x'in burada bir x yok. Dolayısıyla x'in kuvveti aslında burada 0. Kuvvetlere bakarak da tekli çiftlik hakkında yorum yapabiliriz. Mesela x'in kuvveti 2 çift. Hepsinin çift gelmesi lazım yani çiftse x'in kuvvetine baktık 0, 0 da çift. Dolayısıyla ikisi de çift olduğu için fonksiyon çift olması gerekiyor ki sağlamasını yapmıştık. Aynı şekilde buraya baktık 3 tek. x'in kuvveti burada 1, 1 sayısı da tek. İkisi de tek olduğu için fonksiyonun tek olması lazım. Dediğim gibi sağlamasını yine yapmıştık. Bu şekilde de bulabilirdik. Bunun dışında bir de şöyle bir ifade var. Şimdi mesela bunların biri tek biri çift gelmiş olduğunda bu fonksiyonu biz tek ya da çift olduğu kesin tektir ya da çifttir diyemiyoruz. O yüzden de bir fonksiyon tek ya da çift olmak zorunda değildir diyoruz ki öyle örneklerde göreceğiz. 25. örnekte bakalım. Gerçek sayılarda tanımlı aşağıdaki fonksiyonların tek ya da çift olup olmadıklarını bulunuz. İkinci gösterdiğim yöntemle yapalım. X'in kuvveti burada 4 yani çift verilmiş. Burada x üzeri 0. 0 da çift olduğuna göre o zaman buradaki f(x) fonksiyonumuz çift fonksiyon geldi. Buraya baktık. 3 tek, x'in kuvveti burada 1 o da tek. 1 çarpı burada x üzeri 0 var ama 0 çift olduğuna göre bu fonksiyon ne tek ne de çift fonksiyondur diyoruz. Ne tek ne de çift. Üçüncüsüne bakalım. 5 burada tek verilmiş. 3 tek verilmiş. x'in kuvveti 1 o da tek verilmiş. Dolayısıyla buradaki f(x) fonksiyonumuz tek fonksiyon geldi. Buraya bakalım, iki çift, x'in kuvveti burada bir, pardon tek geldi. Dolayısıyla biri tek, buna hiç bakmamıza bile gerek yok. Biri çift, biri tek olduğuna göre, bu fonksiyonumuzda yine ne tek, ne de çift fonksiyondur şeklinde ifade ediyoruz. Evet, şimdi önemli bir özelliğimiz daha var. Çift fonksiyonların grafikleri her zaman y eksenine göre simetriktir diyoruz. Mesela bir x kare sonuçta bir çift fonksiyon. x karenin grafiği bu şekilde bir parabol grafiğidir. Ve gördüğümüz gibi burada y eksenine göre grafiğimiz simetriktir. Mesela buradaki 1'in karşılığı burada 1'e gidecekse aynı şekilde eksi 1'in karşılığı da 1'e gider. 2'nin karşılığı nasıl 4'e gidecekse aynı şekilde buradaki eksi 2'nin karşılığı da yine aynı şekilde 4'e gidecektir. Tabi eş bir şekilde çizmemiz lazım. 2'nin karşılığı 4'e gitti eksi 2'nin karşılığı 4. 1'in karşılığı 1'e gitti eksi 1'in karşılığı yine 1. Dolayısıyla buradaki ifademiz y eşittir x kare grafimiz y eksenine göre simetrik gelmiş oldu. Direkt çift fonksiyon dediğimiz zaman x kare grafiğini düşünerek bu şekilde yorum yapabiliriz. Aynı şekilde tek fonksiyonlar için de x küp fonksiyonu düşünebiliriz. x küp fonksiyonu tek fonksiyondur ve tek fonksiyonların grafikleri orijine göre simetriktir. Mesela birinci bölgemiz, ikinci bölgemiz, üçüncü bölgemiz, burası dördüncü bölgemizdir biliyorsunuz. Orijine göre simetrikse o zaman 1 ile 3 de birbirine simetrik olarak gelecek. 2 ile 4 de birbirine simetrik olarak gelecek. X küp eğrimiz bu şekilde bir eğridir. Ve burada yine aynı şekilde burada 1'in karşılığı 1 gelecek. Eksi 1'in karşılığı eksi 1 gelecek. 2'nin karşılığı 8 gelecek. Eksi 2'nin karşılığı eksi 8 gelecek. Ve dediğim gibi birinci bölge ile üçüncü bölge arasında orijine göre simetrik gelmiş olacak. Burada da x küp örneğini her zaman düşünüp yorum yapabilirsiniz. 26. örneğimize bakalım. fx tek fonksiyondur demiş. Buna göre hangisi burada en değeri nedir diye soruyor buradaki grafiklere göre. şimdi fonksiyonumuz tek fonksiyon ise o zaman buradaki ifademizde e, direkt şöyle söyleyebiliriz. f Biz ne demiştik? F -x ifadesi f-x ifadesi eksi fx'e eşit olacak. O zaman buradaki ifade de x'e 4 yazmış. f-4 ifadesi de eksi f4'e eşit olması gerekiyor. Tek fonksiyon olduğu için. Yerine yazalım. f eksi 4'ün değeri 2n eksi 9. Eksiyi koyduk başına. f4 değerimizde 3n artı 4. Bunların birbirine eşit olması lazım. 2n eksi 9 eşittir. Eksi 3n eksi 4. Eksi 3n'i diğer tarafa aldık. 5n eşittir. Eksi 9'u diğer tarafa aldık. Artı 9 oldu. Buradan da 5 geldi. Dolayısıyla n değerimiz 1 oldu. 27. örneğimize devam ediyoruz fx fonksiyonun grafiği orijine göre simetriktir demiş. O zaman fx fonksiyonumuz nedir? Tek fonksiyondur. Buna göre f-1 nedir? Şimdi fonksiyon tek fonksiyonsa x'in kuvvetlerinin tek olması lazım. Ama mesela burada x'in kuvvetini 4 vermiş. O zaman bunun ortadan gitmesi lazım. Aynı şekilde x üzeri 2 vermiş. 2 de çift olduğu için aynı şekilde bu terimin de gitmesi lazım. a çarpı b x üzeri 1. Evet bu tek fonksiyonu ifade ediyor. Şimdi x üzeri 4 ve x üzeri 2'nin gitmesi için daha önce de yapmıştık. X buradaki kat faydalanıyoruz. Kat sayısını 0 yaptığımız takdirde x üzeri 4 ve x üzeri 2'den kurtuluruz. O zaman a eksi 4 ifadesi 0 olması lazım. b artı 2 ifadesi 0 olması lazım. Buradan a değerimiz 4, b değerimiz de eksi 2 geldi. Fonksiyonu da yerine yazalım. fx eşittir. Bunlar zaten gitti. a ve b yerine değerini yazdık. 4 çarpı eksi 2 yani eksi 8x. Evet bir tek fonksiyondur. Bize f eksi 1'i sormuş. Eksi 8 çarpı x yerinde eksi 1 yazdık. Buradan da değerimiz 8 geldi. Evet gelelim parçalı fonksiyonlara. Parçalı fonksiyonlarda da mesela bir fx fonksiyonunu bazı sınırlara göre ayırıyoruz. Mesela a ile b arasında buna karşılık gelen fonksiyonumuz gx fonksiyonu olacakmış. Bunun b ile c arasında sınırları alarak tabi b ile c arasında karşılık gelen fonksiyonumuz hx. C ile D arasında karşılık gelen fonksiyonumuz Tx ve bunların tamamının olduğu fonksiyonumuz da fx fonksiyonu olarak verilmiş. Biçimde tanımlanan f fonksiyonuna parçalı fonksiyon denir diyoruz. Örneklere devam edelim. 28. örneğimizde f1 ve f6 değerleri sorulmuş. Şimdi fx fonksiyonu bu şekilde x'in 3'ten küçük olduğu ve x'in 3 ve 3'ten büyük olduğu değerleri de bu şekilde iki farklı fonksiyonda parçalamış. f1 istiyor. Şimdi f1 için sonuçta buradaki değerimiz x'in karşılıkları. x için bize ne demişti? 3'ten küçük için bunu kullan. x 1 olduğuna göre 3'ten küçük o zaman bunu kullanacağım. Yani eksi x fonksiyonunu kullanacağız. Şöyle diyelim x eşittir 1 için. Şöyle yazalım. x eşittir 1 için fx eşittir eksi x fonksiyonu kullanacağız. Bizden x f1'i istediği için x yerine 1 yazdık. Bunun karşılığı eksi 1 geldi. x eşittir 6 için 3'ten büyük olduğu için bu fonksiyonu kullanacağım. Şöyle yazalım. x eşittir 6 için fx fonksiyonumuz x bölü 2 fonksiyonu. x yerine 6 yazdığımız zaman f6 eşittir 6 bölü 2'den değerimiz 3 olacak. Burası da 3 geldi. Toplamlarını istediği için de cevabımız 2 oldu. Evet 29. örneğimize devam ediyoruz. fx fonksiyonu yine parçalı bir fonksiyon vermiş. f eksi 2 artı f2. Şimdi eksi 2'nin dahil olduğu eşitlik vermiş. Eksi 2'nin dahil olduğu fonksiyonumuz bu. x yerine eksi 2 yazarak bu fonksiyonu da bulacağız. Şöyle gösterelim. 4 çarpı x yerine eksi 2 yazdık. Eksi 3 geldi. Buradan eksi 8 eksi 3'ten eksi 11 oldu. f2 için. Şimdi eksi 2'den şöyle bir ifade var. f2 Burada eksi 2'den küçük olamayacağına göre yine eksi 2'den büyük oldu. Sonuçta x 2 olduğuna göre her türlü eksi 2'den büyük. O zaman yine bunu kullanacağız. 4 çarpı x yerine bu sefer 2 yazdık. Eksi 3. 8 eksi 3'ten de 5 geldi. Toplamlarını istediği için de cevabımız eksi 6 oldu. 30. örneğimizde fx parçalı fonksiyonu vermiş. Buna göre ifadelerin değeri nedir? Şimdi f3. 3 nereye girecek? Bakalım. x 3'ten küçük olamaz. Eksi 3'te 0 arasında değil f3 değerimiz sıfırdan büyük olan x kare fonksiyonu kullanacağız. O zaman x kare fonksiyonu x yerine 3 yazdık. 3'ün karesi geldi. Şöyle devam edelim. Eksi 5, eksi 5, eksi 3'ten küçük olduğu için bu fonksiyonu kullanacağım. O zaman x yerine eksi 5 yazdık. Eksi x'ten dolayı burada eksi eksi 5 geldi. Devam edelim. F eksi 3, eksi 3 ifadesi burada eşitlik olduğu için o zaman x artı 1'i kullanacağız. O zaman x yerine eksi 3 yazdığımız zaman eksi 3 artı 1 gelecek. Arada eksi işaretimiz var. Eksi 4, eksi 3'ten küçük olduğu için yine eksi x ifadesini kullanacağım. Eksi, eksi 4 gelecek. Burası 9 geldi. Burası artı 5 geldi. Burası eksi 2. Eksi ile de çarptık. Artı 2. Burası da artı 4 geldi. Normalde eksi ile de çarptık. Eksi 4 oldu. Düzenlediğimiz zaman buradan bir eksi 2, 3 oldu. Toplamları da 12 gelmiş oldu. Evet, 31. örneğimizde fx fonksiyonunu vermiş. Bize parçalı bir şekilde... F-2 11, F1 12 olduğuna göre A kaçtır demiş. Şimdi bakalım. Eksi 2 dediğimiz ifade eksi 1'den küçük olduğuna göre bunu kullanacağız. Buradaki ifademizde bu fonksiyonda x gördüğümüz yere eksi 2 yazdığımız zaman cevabın 11 olduğunu söylemiş. x yerine eksi 2 yazdık. O zaman eksi 2 B artı 7 11'e eşitmiş. Burada F1'in 12 eşit olduğunu söylüyor. 1 değerimiz x eksi 1'den büyük olduğu için bunu kullanacağız. Burada x yerine 1 yazdığımız zaman A artı B değerimizde. 12'ye karşılık geldi. Yok etme metodunu kullanarak burada A ve B'yi bulabiliriz. Ya da hatta direkt yok etme metoduna bile gerek kalmadan buradan direkt birinci ifadeden B'yi bulalım öncelikle. Eksi 2 B eşittir karşı tarafa gönderdik. Buradan 4 geldi. B değerimiz de eksi 2 oldu. B'yi yerine yazdığımız zaman A eksi 2 eşittir 12'den. A değerimiz de buradan 14 gelmiş oldu. Bizden de zaten onu istemişti. Evet bu videomuzu tamamlamış olduk. Fonksiyonlar 3 videosuyla görüşmek dileğiyle arkadaşlar.